birçok taraftarın hem Fenerbahçelilerin hem de Trabzonsporların hakkından geçiyor. Tahkim kurulunun Emre Belezoğlu ile ilgili kararını, son kararını biliyorsunuz. Önce şu cepheden soralım. İlgili futbolcunuzun refleksi ne oldu? Aktarır mısınız? İlgili futbolcu UEFA'ya da müracaat etti biliyorsunuz bu konuda, Zakar'a. Fakat orada bugün avukatımızın anlattığı bir şey var. Bize bilirkişi raporu gelmeden bu kararı vermişler. O bir hatadır öyleyse tahkim kurulu tarafından. Ama tahkim kurulunun veya sekreteryasının hatasıdır. Orada disiplin kurulu 2 maç ceza verdi. Benim kişisel görüşüme göre tahkim kurulu Trabzonspor'a ve futbolcusuna ayıp olmasın diye 1 maç daha ekledi. Zaten 1 maçta oynamamıştı. 3 maç olmuştu. Tedbiri kaldırdı. Şeyden verdi, hakaretten verdi. Irkçılıktan vermedi cezayı. Şimdi bu gece, bu akşam Emre oynayacak. Oynar, pazar günü de oynayacak. Zokora da oynayacak. Tabii. Bir gerginlik hissediyor musunuz? Futbolda hani yok. Pazar olmaması günü lazım. Trabzon'da. Olmaması lazım. Öyle temenni ediyorum. Buna gayrı biz mesela 2 maç ceza aldık. Bize maliyeti kulübe 3 trilyon lira. Bizim için önemli para Trabzonspor kulübü için. Sadece bunun 1 trilyonlu centilmenlikte 3. sıradaydık. Birden 13-14. Sıraya düştük sahamız kapatılınca. Bu paralar gitti. Bizim orada bu paralar hiç sorgulanmaz. Sadece transfere niye fazla para verdin diye sorgulanır. Şimdi bir de bu maçta bir daha bir şeye uğrarsak ya bunda olmaz da bundan sonrakilere o sıçrar. Olmasın dua ediyorum. Ekibinizle teknik direktörden oyunculara bu çünkü tahkim kararı yani bu karar hani 58'den daha beter diyenler var. 58'i evet. Bırakın buraya bakın diyenler var. Özel bir notunuz oldu mu sizin? Çünkü ciddi hadise hakikaten. Yani şimdi biz bu tip maçlardan önce bir takım toplandı olaylar çıkmasın diye. Fakat bu tabii 20-25 bin kişi seyirciyi örgütlemek çok zor bir şey. Yani arasından işte çaka atan da çıkıyor, işte meşale atan da çıkıyor, hepsi de çıkıyor. Bunlar içeriye nasıl giriyor? İşte belli güvenlik firmalarımız var, bütün aramalar oluyor. Mümkün değil bunları ertelemek. Ancak işte demeçlerle, yayınlarla bir noktaya getiriyoruz. Tabii gol atar, galip olursak bunların hiçbiri olmaz. El sıkıştırır mısınız örneğin? Zannetmiyorum sıkışmazlar. Yani Zokore çok profesyonel bir oyuncu. Yani çok farklı. Yani bir lider özelliği olan bir oyuncu. Onun ne yapacağını bilemem ama hoş bir kelime değil o. Zaten çünkü bazen yönetimler büyük... anlaşıyor ve oyuncular biliyorsunuz istemeseler de istemedikleri şeyleri yapıyorlar yönetimler ama anlaştığı için. Tabii ben bir futbolcu hakkında çok konuşmam benim bulunduğum konuma yakışmıyor. Fakat Fenerbahçeli futbolcu arkadaşımız bunu demedim diyor. Ama karakteri Türkiye Cumhuriyeti tarafından 3 maç sonra aynı cümleyi edebilir yani ondan. İstediğiniz kadar el sıkışma veya 5 maç sonra edebilir. Sinirlenince ediyor. Öyle bir yasal hak görüyor kendisini. Şimdi Fenerbahçe bizi yenerse yıkım olur dünyanın sonu gelir. Gibi gelir. Şimdi bu sözler gerçek mi? Ben gerçek. Yayını izlemedim. Çünkü bazen motive etmek için insanlar işin ciddiyetini anlatmak için böyle cümleler kullanmak mecburiyetimiziz. Futbolda. Çok böyle işte bu kardeşlik olabilir. O da yenebilir. Biz de yenebiliriz. Bu spordur. Ondan sonra hadi kardeşçene burada tabii kardeşçene git ama hiç hırs mırs olmazsa zaten yenmemiz mümkün değil. Veya önemini anlatmazsanız yine mümkün değil. Mesela dün Galatasaray maçındaydık. Ben çarşamba onu kabul ediyorum. Galatasaray'a Trabzon maçının önemini anlatmamışlar ki 27-28 bin seyirci vardı. Maç bitti. Önemi anlaşıldı. Yazık tabii Galatasaray'la. Şimdi 50 bin kişinin statta olması başka. 28 bin desteklemesi başka. Orada biraz Galatasaray önemini anlatamamış. Vurgulu kelimeler kullanamamış diye düşünüyorum. Ben oy verirken Trabzonspor Başkanı Anlışanlı Sadri Şener şey değiştirirken bana sormayacaksın. Ben bunu kabul edemem. 58'i değiştirirken bir telefon bile açmayacaksın. Sonra... Televizyondan mı öğrendiniz? Yani tabii canım televizyondan öğrendim. Nereden öğrendim? Gazetelerden. Ben Trabzon'da çok insanı belki kırmışımdır. Yıldırım Bey'e oy verdim diye. Halen de söylerler. Şuraya da Mazi'den koymuşuz herhalde resimleri. Tabii Mazi kalbimde bir yaradır. Görüntüsü var orada. Yönetmenimizi atlamayacak diye devam ediyorum. Hiç şeyi bile göstermedi. Yani ben veya dedi ki ben niye sana sorayım? O zaman ben sana niye oy vereyim? Pişman mısınız? Şu anda evet. Peki o zaman ama şunu hemen düzelteyim. Bir şey de söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim hemen sonuna ekleyeyim. Pişmanım evet ama şu anda Futbol Federasyonu'nun başkanıdır. Herkes saygıyı göstermek mecburiyetindedir.
Yani federasyonun 58 tadilatı ile ilgili nasıl yaptığı Fenerbahçe yönetimi ciddi mücadele vermiştir bu konuda. Tahmin ediyorum. Bu süreç içinde bütün Fenerbahçe'de yöneticiler federasyonunda görüşmeleri, belki önceki pazarlıklar, oraları bilmiyorum. Sonucunu da almıştır. Bundan tebrik etmek lazım. Fenerbahçe kulübü yönetiminin bir becerisidir. Nükte mi yapıyorsunuz? Gerçekten tebrik mi ediyorsunuz? Tebrik ediyorum bunu çıkarttığı için. Ben de çıkartabilsem bunun tersini. Tabii tebrik ediyorum, adamlar çıkarttı, becerdi yani bunu. Yarın öbür gün de beraat diye çıkar. Ne yapayım? Ben ne yapabilirim?